Evet arkadaşlar, iyi günler. Ben MEM TV Kimya Öğretmeni Adem Özkan. Bugünkü videomuzda arkadaşlar 7 tane soru seçtik. Çözünürlük konusundan. Başlayalım çözmeye. İlk sorumuz arkadaşlar. X tuzunun farklı sıcaklıklardaki çözünürlük değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre demiş, hangisi yanlıştır? Bu soruda her bir şıkkı tek tek çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. A şıkkı, X tuzunun çözünürlüğü endotermiktir demiş arkadaşlar. X tuzunun çözünürlüğü endotermiktir demiş. Bakalım. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artmış arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyorsa olay endotermiktir arkadaşlar. Bu doğru. B şıkkı, 20 santigrat derecede 25 gram su 8 gram mikse doygun hale gelir. Burada bir orantı kurmamız gerekiyor. Bakalım şimdi arkadaşlar şuradan. Kanki sıcaklıkta 20 dereceydi. Yüzdeki çözünürlüğümüz kaç? 32. 100 gram suda. Suda. Bakalım 32 gram. 32 gram arkadaşlar X çözünüyorsa. BMM'de ne kadar vardı bakalım şimdi? 25 gram su. 25 gram suda ne kadar çözünecek? Bakın 4'te 1'i 8 gram X çözünmeli. Aynı mı? Evet, 8 gram X, 8 gram X. Bursa doğru bir cevap arkadaşlar. Ceyhan, 10 santigrat derecede hazırlanan doygun çözelti kütlece %20 X tuzu içerir demiş. Bakalım Ceyhan'ı da şuraya çözelim arkadaşlar. 10 santigrat derecelik değerimiz %25. Ne demek bu? Bakalım. Kütlece yüzde eşittir arkadaşlar çözünen bölü çözelti çarpı 100 formülümüz. Buradan arkadaşlar aldığın zaman çözünenimiz kaç? Arkadaşlar kaç derece? 10 derece için çözünenimiz 25. Çözeltimiz kaç? 100 artı 25 artı 25 çarpı 100. Arkadaşlar buradan ne çıkacak? %20 çıkacak arkadaşlar. %20 çıkacak. Burada C şıkkı doğru. En çok yapılan hata arkadaşlar burada çözünen bölü çözelti. Yani çözücüyle çözünen toplamanız gerekiyor. Burada yapılan hata bu unutulmaz. Toplamayı unutmak arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Denizli 30 santigrat derecede 50 gram su kullanarak kazanan doygun çözeltisi soğutursa 8,5 gram X çöker demiş. Bakalım arkadaşlar onu da nereye çözelim? Üstte onda D şıkkını bakalım, şuraya bakalım arkadaşlar D şıkkı için. Şimdi 50 gram su 30'dan 10'a soğutuluyor. Bakın 30'dan 10'a soğutulduğu zaman 30 dereceden 10 dereceye soğutulduğu zaman arkadaşlar ne olmuş? 30'dan 10'a 30'daki çözünürlüğüm 42, 10'daki çözünürlüğüm 25. 42'den 25'i çıkardığında arkadaşlar ne kalıyor geriye? 17 gram kalıyor. Bu da ne yapacak? Bakın 30 dereceden 10 derece düştüğünüz zaman aradaki 17 gram ne yapacak arkadaşlar? Dibe çökecek. Bu ne kadar miktar için? Burada hesapladığım 100 gram, 100 santimetre küp su için arkadaşlar. Burada ne diyor? 50 santimetre küp su, 50 gram su için diyor arkadaşlar. Dolayısıyla %17 ise 50'de 8,5 arkadaşlar. Doğru bir öncül. Gelelim Edirne'ye. Zaten yanlış olacak. İspatlayalım yanlış olduğunu. 40 santigrat derecede 15 gram X tuzunu çözebilmek için 40 gram su gerekir demiş. 40 derece için değerime bakıyorum. %60. Yani 100 gram su 60 gram X çözüyormuş. Peki ne diyor arkadaşlar? 15 gram X'i çözebilmek için 40 gram gerekiyor diyor. 15 gram aldığınız zaman buraya arkadaşlar 15 gram X'i ne olacak? 4'te 1'i 25 gram su gerekecek arkadaşlar. Peki burada ne demiş? Burada ise 40 demiş. Edirne yanlış arkadaşlar. Bu soru uzunca bir soru. Zaman alıcı bir soru fakat her bir şıkkı bir soru gibi de hesaplama olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuz.
İlk katısının çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş, şekildeki gibidir demiş. 400 gram çözeltinin sıcaklığı 15'e düşürdüğü 10 gram X katısı oluşuyor demiş. Buna göre başlangıçtaki çözeltici demiş. Demek ki başlangıçtaki çözeltiyi bulmam gerekiyor. Bulalım arkadaşlar öncelikle. Şimdi 400 gram çözelti var elimde. 400 gram çözeltim var. Bunun 10 gramı çökmüş sıcaklık düştüğü zaman. Ne kaldı arkadaşlar görüyor o zaman 10 gram çökerse? Son çözelti. Bu birinci çözelti 400 gram. İkinci çözeltim ne oluyor o zaman? 390 gram oluyor arkadaşlar. İkinci çözeltim ise 390 gram oluyor. Peki. Şimdi 15 santigrat derecede arkadaşlar çözünürlüğüm neymiş? Arkadaşlar %30'muş. Yani 15 derece için işlem yaptığım zaman, bakın şurası da 15 derece, 100 su ve yine arkadaşlar 30'da X var elimde. Dolayısıyla ne yaptı burası arkadaşlar? 130 gram çözelti yaptı. Şimdi bakın arkadaşlar, şuradan bir renk değiştiriyorum. Şu 390, şu da 130. 130'un dağılımı nasıl? 100 su, 30 X şeklinde. Bu dağılım 390'da nasıl olur? Onu görelim şimdi. Arkadaşlar 390 gram çözeltinin arkadaşlar 300 gramı su ve 90 gramı da X olur. Şimdi bakın bir daha anlatıyorum kısaca. 400 gram çözelti soğutulduğu zaman 390'a düşüyor. 390'ın 300'ü su, 90 X. Nereden biliyorum? Çünkü burada verilen değerde 100 gram suda 15 derece için %30 çözünüyor. Yani 130 gram çözeltinin 30'u X, 100'ü su. 390 bunun 3 katı zaten dikkat ederseniz. 3 kat olduğuna göre şuradan 3 kat aldığınız zaman arkadaşlar 3 katı 3 katı 390 çıktı. Şimdi artık bu saatten sonra soruyu çözebiliriz. Şimdi birinci öncül ilk çözeltinin doymamış olduğunu söylüyor. Yani 400 gram çözeltiye doymamış demiş. Bakalım arkadaşlar. İlk çözeltinde ne olması gerekiyor? %45 çözülmesi gerekiyor. Yani ilk çözeltide %45 çözülmesi gerekiyorsa arkadaşlar şu şekli şuraya alalım. İkinci 300'de benim 300 su var biliyorsunuz şuradan. Ne kadar çözülmesi gerekiyor? 135 gram çözülmesi gerekiyor. Oysa ki benim ne çözülmüş? 300 gram su var. 100 gram da ilk çözelti için X tuzu var. Dolayısıyla 135 olması gerektiği için ilk çözelti doymamıştır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Yine ilk çözeltim artık biliyorum. Şuradan baktığım zaman 400'ün 300'ü su arkadaşlar ve 100'ü de X idi. Bu da 400'de 300 %75'e tekabül ediyor arkadaşlar. Yani doğru. Peki üçüncü öncülümüz 15 santigrat dereceye soğutulduğunda yoğunluğu azalır demiş arkadaşlar. Şimdi birinci çözeltim 300'e 100, 300 suya 100 gram X. İkinci çözeltim ise 300 gram suya 90 gram X. Bakın 300'e 100, 300'e 90. Ne olmuş? Yoğunluk azalmış arkadaşlar. Üçüncü öncülde doğru. Yine zor sayılabilecek bir soru arkadaşlar. Tekrar ediyorum bakın. Şu işlemleri yapacağız. 400 gram çözelti. Şurada onu çöktükten sonra kalan çözelti doymuş. Buradan yaptığımız işlemler sonucu şu işlemin sonucu 3 öncülümüz de doğru olarak karşımıza gelmekte. Cevabımız Edirne arkadaşlar bu soru için. Gelelim bir sonraki sorumuza. Evet, bu soruda sayısal bir işlemimiz yok arkadaşlar. Yorum sorusu güzel de bir yorum sorusu. Arkadaşlar gazlarla alakalı, gazlar konusuyla alakalı. Şekilde karbondioksit gazının sulu çözeltisiyle dengededir diyor. Bakın dengede, dengede. Bu ne demektir arkadaşlar? Şuradan gelen basınçla buradan gelen basınç aynı ve piston sabit. Bakalım 3 tane işlem yapılmış arkadaşlar. Bir tanesi sabit basınç ve sıcaklıkta. Ne demek sabit basınç? Ne demek arkadaşlar sabit basınç? Piston serbest demek arkadaşlar. Şu piston serbest demek.
Serbest demek. Helmek deriz. Helm bir soy gazdır. Karbondioksit herhangi bir tepkimeye girmez. Pistonlu kaplara soy gaz ilavesinin amacı hacmi arttırmaktır arkadaşlar. Hacmi arttırmaktır. Dolayısıyla burada arkadaşlar şurada ne olur? Şunu ilave ettiğiniz zaman arkadaşlar hacim artar. Hacim artar. Ve arkadaşlar karbondioksit gazının kısmi basıncı ne olur arkadaşlar? Azalır. Dolayısıyla arkadaşlar karbondioksit gazının burada çözünürlüğü ne olacak arkadaşlar? Hacim de büyüdüğü için çözünürlüğü azalacak arkadaşlar. Nerede var? Burada var, burada var, burada var. Gelelim ikinci öncülümüze arkadaşlar. Sabit hacim ve sıcaklıkta helyum ilavesi arkadaşlar. Sabit hacim dediği için burada arkadaşlar karbondioksit gazının basıncı değişmeyecektir. Gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar basıncı değişmediği için arkadaşlar burada karbondioksit gazının çözünürlüğü değişmeyecektir. Şunları da 3 tane de şıkta değişmez demiş arkadaşlar. Bakalım son olarak 3. öncümede sabit basınçta ve sıcaklıkta karbondioksit ilave edilmesi. Burada ilave edilen karbondioksit ilave edildiği kadar hacmi büyütür. İlave edildiği kadar hacmi büyütür ve karbondioksitin basıncı burada değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla değişmeyeceği için çözünürlüğü değişmeyeceğinden dolayı arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Baktığımız zaman Bursa çıkıyor. Kısaca özetleyecek olursam arkadaşlar gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılıdır. Basınç artarsa çözünürlüğü artar, basınç azalırsa çözünürlüğü azalır. Birinci öncülümde helyum ilavesinden dolayı karbondioksit basıncı azaldığı için çözünürlüğü azalır. İkinci öncülde hacim sabit olduğu için karbondioksit basıncı değişmeyecektir ve dolayısıyla çözünürlüğü değişmeyecektir. Üçüncü öncülde sabit basınç diyor yine karbondioksit ilavesiyle hacim büyüyeceğinden dolayı karbondioksit kısmi basınç değişmeyecektir. Bu sorunun iyi yapılabilmesi ve anlaşılabilmesi için arkadaşlar gazlar konusuna da hakim olmak gerekiyor diye düşünürüz arkadaşlar. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Yine arkadaşlar saf X maddesinin sudaki çözünürlük grafiği verilmiş. Basit bir soru. Şimdi çözünürlük nasıl burada arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalmış. Bilgi verelim. Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyorsa buradaki olay arkadaşlar egzotermiktir. Egzotermiktir. Peki kimlerin çözünürlüğü egzotermiktir? Arkadaşlar bütün gazların sudaki çözünürlüğü egzotermiktir. Ya da sıvılardaki çözünürlüğü egzotermiktir. Yani bütün gazlar çözünürken dışarı ısı verirler. Katıların çözünürlüğü ise genellikle endotermiktir. Egzotermik olanları da var. O yüzden deriz ki gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Katıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar diye söyleriz. Burada da arkadaşlar bakacak olursak Z maddesi ne olabilir? Z maddesi arkadaşlar gaz olabilir. Katı da olabilir arkadaşlar. Hatta sıvı da olabilir. Burası tam belirleyici değil. Peki sudaki çözünmesine baktığımız zaman ne olacak arkadaşlar olay? Egzotermik demiştik arkadaşlar burada baktığımız zaman. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 3 ve 4. Ne, buradaki o zaman grafiği tanımamız gerekiyor. Grafiğimiz egzotermik grafik. Bir de arkadaşlar tekrar ediyorum. Katıların çözünürlük grafiği genellikle doğru orantılı çıkar. Ama genellikle kesin değil. Egzotermik olanları da var. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar çözünürlükle ilgili. Gazların suda çözülmesi egzotermiktir. Bir önceki soruda gazların suda çözülmesinin egzotermik olduğunu söylemiştik. Bütün gazlar suda çözünürken dışarıya ısı verirler. Bütün gazların çözünürlüğü egzotermiktir. Bu kesin bir bilgidir arkadaşlar. Peki zaten burada kesinlik oluyor. Dikkat edin. İkinci öncülümüz katıların suda çözülmesi endotermiktir. Bir önceki soruda ne demiştim? Özellikle zaten soruları arka arkaya seçmemin de sebebi bu. Katıların suda çözülmesi endotermiktir. Bu genel bir ifade. Genel bir ifade, gazların çözünme, sudaki çözünme egzo olması ise kesin bir ifade. Yani bütün gazların suda çözünmesi egzotermiktir. Kesinlikle katıların suda çözünmesi ise genellikle endotermiktir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncül kesin doğru diyemeyiz.
Sıvıları çözünürse basınç etki etmez. Arkadaşlar, basınç çözücü ve çözünenden en az birisi gaz ise çözünürlükle doğru orantılıdır. Tekrar ediyorum. Basınç arttıkça çözünürlüğün artabilmesi için çözücü ve çözünenden en az birinin gaz olması gerekir. Bu da sıvı dediği için arkadaşlar basınç etki etmez. Doğru bir ifade arkadaşlar. Sıvıları çözünürlüğünde basınç etki etmez. Cevabımız 1 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. Yine arkadaşlar sözel bir sorumuz. Fakat çok güzel bir soru. Yine bir kesinlik sorusu. Dikkat etmemiz gereken bir soru. Demiş ki bir X maddesinin çözünürlük sıcaklık grafiği bu şekilde. Peki bakın bu üçüncü sorumuz. İlk iki soru bunlar arka arka almanın sebebi de aynı zaten benzer sorular. Peki X maddesi burada ne olabilir? Çözünürlüğü nasıl burada? Egzo. Egzotermik. X maddesi burada arkadaşlar. X maddesi katı olabilir, gaz olabilir, sıvı da olabilir. Özellikle benim ilk aklıma gelen burada gazdır. Fakat katı da olabilir. Genellikle çözünürlük konusunda sıvıların sıcaklığı alakasına çok bahsedilmez. Peki bakalım gaz ya da katı olabilir dedik. Şimdi doymuş, bakın kesinlikle soru, doymuş çözeltinin sıcaklığı arttırılırsa bir miktar X dibe çöker. Şimdi X'in çözünürlüğü burada soğuttuğumuz zaman çözünürlük azalıyor. Örneğin burada 30 gram gibi ise burada işte 10 gram gibi. Aradaki maddenin çökmesi gerekir. Fakat X'in biz burada katı olduğundan emin değiliz. Yani eğer maddemiz katı olsaydı, X katı olsaydı evet çökecekti. Ama gaz olursa ne olacak? Gaz çöker miydi be? Çökmez. Uçup gidecektir fazla olan gaz arkadaşlar. Dolayısıyla katı olduğundan emin olmadığımız için birinci ifadeye kesin doğru diyemiyoruz arkadaşlar. Olabilir ama kesin doğru değil. Basınç çözünürlüğünü arttırır demiş. Bakın yine aynı şey. Maddemizin gaz olduğundan emin değiliz. Basınç kimin çözünürlüğünü arttırıyordu? Gazların. Ama biz gaz olduğundan emin değiliz. Katı da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci öncülümüz de kesin değil. Zaten geriye 3 kaldı. Bakalım. Çözünmesi egzotermiktir demiş. Zaten grafik direkt bunun egzo olduğunu söylüyor arkadaşlar. Grafimiz düz geldi. Yukarıya doğru gitmiş olsaydı orantı grafiği olacaktı. Dolayısıyla cevabımız yalnız ne olacak arkadaşlar? 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Yine arkadaşlar bir çözünürlük sıcak çözünürlüğe etki eden faktörler konusu içerisinde geçerli arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. 3 tane nokta belirtilmiş. A, B, C noktaları X katısı için. Bu grafikle ilgili arkadaşlar demiş ki A noktasında çözelti doymuştur. Bakalım. Arkadaşlar bu grafikte tam A noktasının bakın A'ya bakın tam çizginin üzerinde. Tam çizginin üzerinde olduğu için çözelti arkadaşlar doymuştur. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Gelelim ikinci öncülümüze. B noktasında çözelti doymamıştır demiş. Doymamıştır demiş. Bakalım şimdi. Arkadaşlar normalde şuradan ben bir çizgi indiğim zaman sarıyla göster çizgide baktığımız şunun izahına baktığımız zaman 25 derecedeki çözünürlüğün 12 gram olması gerekiyor. %12 gram. Oysa ki B 12'nin çok üzerinde, 20'nin üzerinde bir değer. Yani 20, 100 gram suda 25 derece için 12 gram doygunluk sınırıyken benim elimde 20'nin üzerinde miktarı var. Yani bu çözeltiye doymamış demiş. Elinde zaten fazla miktarda çözünen olduğu için bu çözeltinin doymamış olma şansı yok. Bu arkadaşlar yanlış bir öncül. Gelelim C'ye. Arkadaş C noktasındaki çözelti içinde aşırı doymuş demiş. Arkadaşlar bakalım. C noktasındaki çözeltide şuradan bir çizgi çektiğin zaman arkadaşlar normalde C noktasında olması gereken yer burası. Doygun olması için. Ki aşırı doymuş diyebilmek için bunun üstünde olması gerekiyor. Arkadaşlar buralarda olması gerekiyor ama burada. Yani aslında C noktada çözelti aşırı doymamış değil, doymamıştır. Yani bu da yanlış arkadaşlar. Bu da yanlış. Yani aslında şununla şunun yer değiştirmesi gerekiyor. Ters vermiş arkadaşlar. Cevabım yalnız bir olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çözünürlüğe etki eden faktörlerle ilgili 6 sorumuz. Bu şekilde hepinize iyi günler.